Evet değerli arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman takas saklama operasyon işlemleri değerli arkadaşlar. Merkezi kayıt kuruluşundan bahsedelim önce. Merkezi kayıt kuruluşu direkt olarak sermaye piyasası kanununda sermaye piyasası araçlarının arkadaşlar kaydıyleştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, kaydıyleştirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları elektronik ortamda üyeler, hak sahipleri açısından kayden izlemek. Yine bu araçların merkezi saklamasını yapmak üzere kurulmuş olan özel hukuk tüzel kişiliğine sahip anonim şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Unutmayalım, merkezi kayıt kuruluşu üyeler yani aracı kurumlar, ihraççılar ve hak sahipleri bağlamında 3 kategoride direkt olarak kayıtlarını izlemektedir diyebiliriz. Burada merkezi kayıt kuruluşunu arkadaşlar Borsa İstanbul AŞ Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan ve faaliyet izni verilen diğer borsalar, Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin kurucu ortak olabileceği belirtilmiştir arkadaşlar. Burada şunu unutmayalım. Eskiden şirketin veya merkezi kayıt kuruluşunun arkadaşlar sermayesi 36 milyon TL idi. Ama 2021 yılında biliyorsunuz arkadaşlar her yıl yılda genelde iki defa çalışma notları revize ediliyor. Orada 36 milyon deniyordu ama 2021 güncellemesinde 100 milyon TL olduğu şeklinde belirtilmişti. Biz de onu buraya kaydettik. Sermayesi 100 milyon TL olan merkezi kayıt kuruluşunun arkadaşlar sermayesini temsil eden paylar iki kategoride yani A ve B grubuna bölündüğünü ifade edebiliriz. Burada merkezi kayıt kuruluşundaki ortak gruplarının dağılımını şu şekilde ifade edelim arkadaşlar. Bakalım Takasbank'la Borsa İstanbul A kategorisi de A grubunda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği yani öz düzenleyici kurumda B grubunda yer almakta. Toplam sermayenin görüleceği üzere en fazla arkadaşlar yaklaşık %95'lik kısmı Takasbank ve Borsa İstanbul'a aitken %5'lik kısmı da arkadaşlar Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne ait olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada merkezi kayıt kuruluşunun ana sözleşmesi unutmayalım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanıyor. Ve pay sahiplerinin sahip olabileceği maksimum pay oranında arkadaşlar muhakkak kuruluşun ana sözleşmesinde belirtilmiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte güncel ana sözleşmeye göre arkadaşlar merkezi kayıt kuruluş sermayesindeki Borsa İstanbul %50'yi Takasbank'ın payı %75'i, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin payı %10'u, diğer ortakların her birinin payı da %5'i nedir arkadaşlar? Geçemiyor. Bu da önem arz ediyor. Şimdi merkezi kayıt kuruluşunun görev ve yetkilerinden biraz da bahsedelim. Elbette burada merkezi kayıt kuruluşu ne yapar değerli arkadaşlar? Sermaye piyasası araçları bildiğiniz üzere elektronik ortamda ortaya çıktığı için arkadaşlar burada sermaye piyasası araçlarının kaydıyleştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirir. Yine kaydıyleştirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları dikkat edin ihraççılar, üyeler ve hak sahipleri itibariyle ne yapar? Kayden izlerler. Ve bunların aynı zamanda merkez saklamasını yaparlar. Bunlara dair hakların kullanımını, hizmetini verirler. Yine bununla birlikte kayıtların üyeler itibariyle tutarlılığını izlerler. Tutarsızlık ve kaydi sistemi ilişkin düzenlemelere aykırılık tespit edilirse üyeler bünyesinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını isterler. Ve durumu bir anda SPK'ya bildirirler. Sistemin elbette güvenli çalışmasını sağlayacak gerekli önlem ve tedbirleri nedir arkadaşlar? Alıp uygularlar. Bununla birlikte
Kayıtların ilgili mevzuatta öngörülen çerçevede gizliliğini sağlarlar. Burada kaydileştirilen sermaye piyasa araçlarının teslim alınması ve imhasını SPK tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde nedir arkadaşlar? Yerine getirirler. Yine Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan kurumsal yönetim ilkelerine şirketlerin uyumunu sağlamaya yönelik olarak da arkadaşlar, şirketlerle ortaklarının ve yatırımcılarının iletişiminin sağlanabileceği elektronik bir platform nedir? Oluşturmaları gerekmektedir. Yine baktığımız zaman arkadaşlar, sermaye piyasalarına ilişkin olarak verilerin tek bir elden direkt olarak toplanmasını sağlamaya dair elektronik bir veri bankası oluşturur değil mi? Ve verilerin nedir arkadaşlar? Kullanımını sağlarlar. Yine burada lisanslı depolar tarafından düzenlenen ürün senetlerinin kaydileştirilmesine ve bunlara ilişkin hakların elektronik ortamda kayden izlenmesine dair işlemleri yürütürler ve bunlara ilişkin platform oluştururlar arkadaşlar. Bununla birlikte payları kayden izlenen anonim ortaklık genel kurullarına elektronik ortamda katılım için gerekli teknolojik altyapıyı da bu sayede sağlamış olurlar. Yine sermaye piyasasına gerçekleştiren işlemlere dair bilgilerin işlemleri gerçekleştirenler tarafından bildiriminin yapılabildiği elektronik platform oluştururlar. Aynı zamanda MKK üyeleri ve üyelerle merkezi kayıt kuruluşu arasında sistemin işleyişine dair çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde tarafların tahkim sistemini kullanabilmelerine de nedir? Yardımcı olurlar. Yine kurul tarafından sermaye piyasası mevzuat çerçevesine verilen diğer görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri de arkadaşlar nedir? Yürütmektedirler. Şimdi MKK'nın faaliyet şartlarına baktığımız zaman burada da muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemiyle düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonu nedir? Sahip olması. Aynı zamanda teknik donanımı sağlaması, iç kontrol, iç denetim ve gözetimle birlikte risk yönetim birim ve sistemlerini oluşturarak işler halde tutması önemlidir arkadaşlar. Yine MKK'nın bünyesinde bulunacak önemli varlıkların korunmasına dair gerekli güvenlik önlemlerini almış olması da arkadaşlar merkezi kayıt kuruluşunun faaliyet şartları arasında yer almaktadır. Aynı zamanda işlemlerin etkin, güvenilir, kesintisiz şekilde yerine getirmek için gerekli bilgi işlem sistemlerini ve teknolojik altyapıyı kurması da önem arz eder arkadaşlar. Yine burada bilgilerin arkadaşlar tutarlılığını, güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak için gerekli sistemsel ve yönetsel önlemleri alması, yine baktığımız zaman kontrolleri tesis ve takip etmek amacıyla ilgili düzenlemeleri yapması önem arz etmektedir değerli arkadaşlar. Bu da önemli. Şimdi MKK üyelerine baktığımız zaman değerli arkadaşlar, elbette burada ihraççılar, yani direkt olarak hisse senedi veya tahvil ihraç eden kuruluşlar, yatırım kuruluşları, merkezi takas kuruluşları, yine MKK tarafından önerilen ve SPK tarafından da arkadaşlar nedir? Kabul edilen diğer kuruluşlarla. Yine baktığımız zaman yabancı merkezi saklama kuruluşları doğrudan MKK'ya nedir arkadaşlar? Üye olabilmektedir. Bununla birlikte bakıyoruz. Burada MKK üyeleri, bakın arkadaşlar, ihraççı kuruluşlar, merkezi takas kuruluşları, yine diğer kuruluşlar, YMSK'lar, TCMB, yatırım kuruluşları arkadaşlar nedir? Bunlara üye olmak durumundadır.
Yine arkadaşlar burada elektronik kayıt kuruluşuna baktığımız zaman burada tabii lisanslı depo işletmeleri üye olabiliyor. Yine yetkili sınıflandırıcılar üye olabilir. Yine baktığımız zaman banka veya finansal kuruluşlar üye olabilir. Ve bakanlık tarafından arkadaşlar uygun görülen diğer kişi ve kuruluşlar da nedir? Buna üye olabilirler arkadaşlar. Şimdi hem MKK hem de EKK üyelik şartlarına baktığımız zaman burada değerli arkadaşlar dikkat edin. MKK'ya üye olacak kuruluşların elbette kayıtların tutulması, izlenmesi ve diğer kuruluşlarla bilgi alışverişini kolaylaştıracak şekilde teknik donanım ve güvenlik sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Yine bu anlamda kayıtların yanlış tutulmasından doğacak zararların tazmini için sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekmektedir arkadaşlar. Aynı zamanda kayıt işlemlerinin arkadaşlar yapılmasını izlemek yine yeterli sayıda ve nitelikte personeli istihdam etmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda işlemlerini diğer bir MKK üyesi aracılığıyla dolaylı ve sürekli şekilde yürüteceğini yazılı olarak bildirmiş olmaları da arkadaşlar nedir? Önem arz etmektedir. Elbette üyelik varsa bir de üyeliğe nedir arkadaşlar? Giriş ücreti olacağı için üyeliğe giriş ücretini yatırmaları büyük önem arz etmektedir arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada direkt olarak MKK üyeliği için başvuracak yatırım kuruluşlarının saklama hizmeti vermek amacıyla yetkilendirilmiş olması gerekiyor. Yani burada hem kaydı hem de arkadaşlar kaydı anlamda izlemek ve saklamasını nedir? Gerçekleştirmek oldukça önem arz etmektedir. Bu da önemli. Yine baktığımız zaman ihraççı kuruluşlarında sermaye piyasası aracı ihraç etmiş ya da ihraç etmek üzere SPK'ya başvuruda bulunmuş olmaları gerekiyor. Ve bunun yanı sıra EKK üyeliği için başvuracak olan lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcıların bakanlık tarafından verilen lisans belgesine de sahip olması gerekiyor. Lisans olmadan kesinlikle bu işlemler yürütülemiyor değerli arkadaşlar. Şimdi MKK hizmet sınıflarına göre komisyonları elbette belirliyor. Burada hizmet türüne baktığımız zaman eğer MKK tek sunucu olarak taraf olduğu hizmetleri sunuyorsa burada direkt olarak bu durumlar, bu hizmetler yönetim kurulu kararıyla belirleniyor. Elbette bu hizmetlerin verilebilmesi amacıyla bir de arkadaşlar SPK nedir? Onayına ihtiyaç var. Aynı zamanda faydalanılması zorunlu olmayan temel hizmetler de var. Burada da değerli arkadaşlar doğrudan yönetim kurulu kararıyla belirleniyor ve SPK nedir arkadaşlar? Bilgisine sunulmaktadır. Burada önem arz eden bir konu. Peki diğer hizmetlerin sunulmasında durum nedir? Burada sadece arkadaşlar yönetim kurulu kararıyla belirlendiğini ifade etmek mümkündür. Şimdi mali yükümlülükler ve sorumluluk. Elbette burada merkezi kayıt kuruluşu ve üyeleri kayıtların yanlış tutulmasından dolayı arkadaşlar hak sahiplerinin uğrayacağı yani yatırımcıların uğrayacağı zararlardan kusurları oranında sorumludurlar. Mesela bunlara ne örnek verebiliriz? Diyelim ki bir hisse senedi veya tahvil aldınız arkadaşlar. Sonuçta bu MKK bünyesinde aynı zamanda nedir? Saklanmak durumundadır. Dolayısıyla kayıtların başına bir şey gelmesi durumunda kayıtların yanlış tutulması olabilir. Veya siz normalde alım yaptığınız zaman sizin adınıza, hak sahibi adına hesap açılmadı. Dolayısıyla aracı kurumda bunu ne yapmıyor? Teyit edemiyor. Dolayısıyla bundan otomatikman kim sorumludur arkadaşlar? Merkezi kayıt kuruluşuyla birlikte aynı zamanda üyesi olan aracı kurumlarda arkadaşlar doğrudan sorumludurlar. Elbette burada MKK yönetim kurulu tarafından kayıtların yanlış tutulmasından dolayı
doğacak zararların tazmini için arkadaşlar, üyelerin muhakkak sorumluluk sigortaları yaptırmalarına ne yapabilir elbette? Karar verebilir. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olursa en azından değerli arkadaşlar ne olsun? Doğrudan sorumluluk sigortası söz konusu zararı karşılayabilsin amacıyla bu şekilde arkadaşlar bir yöntem geliştirildiğini ifade edebiliriz. Şimdi kaydı iyileştirilen sermaye piyasası araçlarına bakalım. Burada da değerli arkadaşlar, sermaye piyasası işlemlerinin elbette güvenli, hızlı, istikrarlı, etkin, adil, şeffaf ve rekabetçi bir şekilde sermaye piyasasının amacı perspektifinde işleyebilmesi amacıyla sermaye piyasası araçları, sermaye piyasası araçları neydi değerli arkadaşlar elbette baktığımız zaman? Menkul kıymetler, türev ürünler ve diğer sermaye piyasası araçlarıydı değil mi? Dolayısıyla sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar MKK tarafından elbette nedir? Kayden izlenmektedir. Dolayısıyla burada eski dönemler, çok eski dönemleri gittiğiniz zaman arkadaşlar bir hisse senedi veya tahvil fiziki olarak onaylı bir şekilde yani o hisse senedini veya tahvili ihraç eden kurum tarafından arkadaşlar, şirket tarafından, tüzel kişilik tarafından veya kamu kurum kuruluşları da olabilir değil mi? Kitler tarafından onaylı bir şekilde, mühürlü ve imzalı bir şekilde fiziki olarak verilebiliyordu. Ama sonuçta bu kıymetler değerli. Hele ki hamile olduysa değil mi? Yani nama yazılı değilse, hamile ise kim bulduysa ondur o senet. Dolayısıyla arkadaşlar burada direkt olarak çalınması değil mi? Yıpranması, efendim yırtılması, kaybolması gibi riskleri ortadan kaldırabilmek amacıyla ve yatırımcıların arkadaşlar söz konusu menkul kıymetlere olan güvenini arttırabilmek amacıyla, sistemin de etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sermaye piyasası araçlarının artık senede bağlanmadan, yani aslında bir senet var ama, bir kağıt var ama bu fiziki değil arkadaşlar. Nedir? Sanal ortamda yani elektronik ortamda izlenmektedir. Dolayısıyla SPK şunu diyor, sermaye piyasası araçlarının artık fiziki ortamda değil, elektronik ortamda kayden ihracı, bakın tekrar diyorum, kayden ihracının esas olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla burada teslim edilen sermaye piyasası araçları artık kendiliğinden nedir arkadaşlar? Hükümsüz hale gelebilmektedir. Bu da önemli. Bununla birlikte teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları da kaydileştirilme kararından hemen sonra borsada işlem göremiyor. Ve dolayısıyla aracı kurumlar tarafından da bu sermaye piyasası araçlarının alım ya da satımına kesinlikle aracılık edilemiyor arkadaşlar. Ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamıyor. Yine SPK tarafından kayden izlenmeye başlamasına karar verilen tarihi izleyen, dikkat edin, 7. yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları yatırımcıları tazmin merkezine intikal eder. Ne demiştik arkadaşlar? YTM doğrudan eğer sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüğüyle birlikte nakit yükümlülüğü yerine getirmezse bir aracı kurum veya bir ihraççı şirket otomatikmen 3 ay içerisinde biz ne yapıyorduk yatırımcı olarak? Bir dilekçe yoluyla YTM'ye söz konusu yatırıma ilişkin nakitleri alamadığımız veya söz konusu sermaye piyasası aracımızı adımıza kaydettirilmediğine dair, yani tarafımıza teslim ettirilmediğine dair bir dilekçeyle başvurabiliyorduk. Dolayısıyla burada bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden ne nedir arkadaşlar? Sona ermiş sayılmaktadır. O yüzden burada daha önce de söyledim. YTM'nin hesabına geçtiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde bunlar nedir arkadaşlar? Satılmak durumundadır. Şimdi SPK tarafından kaydileştirilmesine karar verilmiş olan sermaye piyasası araçları nelerdir? Birincisi arkadaşlar, Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören şirketlerin pay senetleri.
İkincisi devlet iç borçlanma senetleri. Üçüncüsü geçici makbuzlar. Dördüncüsü rüçhan hakları. Beşincisi menkul kıymet yatırım fonları. Yine borsa yatırım fonları. Özel sektör tahvilleri. Bonolar. Alım satım hakkı veren yatırım kuruluşu varantları. Varlığa dayalı menkul kıymetler. Varlık teminatlı menkul kıymetler. Yine sertifikalar. Hazine kira sertifikaları. Özel sektör kira sertifikaları. Yine yapılandırılmış borçlanma araçları. Gayrimenkul sertifikaları. İpotek teminatlı menkul kıymetler. Yine paya dönüştürülebilir nedir arkadaşlar? Elbette tahviller olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi kayıtların tutulmasına bakacak olursak burada arkadaşlar kaydileştirilmiş sermaye piyasası araçları ve bunlara dair haklarla ilgili kayıtlar MKK tarafından oluşturulan elektronik ortamda yine MKK üyeleri tarafından tutuluyor arkadaşlar. Burada merkezi kayıt kuruluşu bünyesinde söz konusu hesaplara ilişkin işlemler MKK tarafından belirlenecek elektronik işlem yöntemleriyle üyeler tarafından hak sahiplerinin talimatlarına uygun şekilde gerçekleştirilmek durumundadır değerli arkadaşlar. Yine üyeler tarafından kayıtların tutulmasında kullanılacak kodlama sistemi de arkadaşlar yine kim tarafından belirlenir? Elbette MKK tarafından belirlenmek durumundadır. Burada baktığınız zaman arkadaşlar MKK üye hesaplarına bakıldığı zaman sol tarafta bakalım ihraççılar. İhraççılar da havuz hesabı yine arkadaşlar burada da ileride söyleyeceğim. Havuz hesabı ortak hesabı ve bilinmeyen ortak hesabı bulunmaktadır. Burada havuz hesabına baktığımız zaman ihraç edilecek kaydi sermaye piyasası araçlarının halka arz süresi boyunca arkadaşlar takibi havuz hesabında yapılıyor. Ve halka arz süresinde bu sermaye piyasa araçlarının satılması durumunda arkadaşlar satışa konu olan tutarlar bu hesaplara yapılacak kayıt durumunda bu hesaptan ne yapılır düşülür. Dolayısıyla ortak hesabında da daha önce borsada işlem görmeyen payların kayıtları yapılabiliyor arkadaşlar. Tekrar diyorum, daha önce borsada işlem görmeyen payların, sermaye piyasası araçlarının kayıtları nerede yapılıyor elbette? Ortak hesabında yapılıyor değerli arkadaşlar. Yine bakıldığı zaman bilinmeyen ortak hesabında ise arkadaşlar, burada direkt olarak arkadaşlar bilinmeyen ortak hesabı kaydi dönüştürme aşamasında hak sahiplerinin ihraççı tarafından bilinmemesi halinde bu nitelikteki payların toplu olarak izlenmesi amacıyla oluşturuluyor. Bu da önemli. Peki yatırım kuruluşlarına baktığımız zaman burada da iki tane hesap var. Birincisi havuz hesabı. Nedir havuz hesabı? Yatırım kuruluşu hesap sahibinin dikkat edin. Eğer vekil sıfatıyla değil mi takas işlemlerini yerine getiriyorsa arkadaşlar bu hesap kullanılıyor. Dolayısıyla burada vekil kimdir? Mesela ben hisse senedi alacaksam, satacaksam aracı kurum aracılığıyla alıp satacağım değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla burada benim vekilim kimdir? Aracı kurum yani yatırım kuruluşlarıdır. Aracı kurum ya da bankalardır. Peki yatırımcı hesabı nedir değerli arkadaşlar? Burada da hak sahibi adına açılmış hakların izlendiği hesap olarak karşımıza çıkmaktadır. Merkez Bankası'na baktığımız zaman arkadaşlar yine DİPS genel depo hesabı var. Burada elektronik menkul kıymet transfer sistemindeki EMKT sistemindeki bankalara ait depo hesaplarında olan kıymetlerin dikkat edin toplu olarak izlenmesi amacıyla kullanılıyor. Peki takas banka baktığımız zaman özellikle takas havuz hesabı var arkadaşlar. Burada takas ve saklama kuruluşunun vekil sıfatıyla
Üyelerin takas işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla takas havuz hesabı kullanılıyor arkadaşlar. Havuz hesabına baktığımız zaman ise bu da yetkili takas ve saklama kuruluşunun hesap sahibinin vekil sıfatıyla takas işlemlerini yerine getirmesi amacıyla kullanılıyor. Yatırımcı hesabına baktığımız zaman burada da arkadaşlar hak sahibi adına açılmış hakların izlendiği nedir arkadaşlar? Hesap olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi MKK üye hesaplarını detaylı olarak incelediğimizde arkadaşlar, hak sahiplerinin adına açılan yatırımcı ve ortak hesapları kimlik bilgilerinin MKK'ya bildirilmesi üzerine açılıyor. Ve bu hesaplar üzerinde işlem yapmaya yetkili üyelerle bağlantısı nedir arkadaşlar? Kurulmak durumundadır. O yüzden burada Merkez Bankası'yla merkezi takas kuruluşları herhangi bir üye ile bağlantılı kurmadan doğrudan doğruya nedir arkadaşlar? MKK'da hesap açtırabiliyor. Yani burada Merkez Bankası ve Takasbank MKK'nın nedir arkadaşlar? Doğrudan üyeleridir ya da doğal üyeleridir diyebiliriz. Şimdi burada merkezi kaydi sistemde değerli arkadaşlar hesap açılması ve merkezi kaydi sistemin işlemesi şu şekilde oluyor. Öncelikle diyelim ki arkadaşlar siz doğrudan ya gerçek kişi ya da tüzel kişi olarak nedir? Yatırımcısınız değil mi? Tüzel kişi ise vergi kimlik numarası, gerçek kişi ise direkt olarak TC kimlik numarası değil mi? Yatırımcı olarak dikkat edin. Bir yatırım kuruluşu ve ihraççı şirket arasında arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hesap açma başvurusu bildiriyorsunuz yatırım kuruluşuna. Ve direkt olarak yatırım kuruluşu arkadaşlar doğrudan tabii ki aynı zamanda ihraççı şirket de bu anlamda nedir arkadaşlar? Hisse senetlerini ihraç edecekse veya tahvili ihraç edecekse o da yine bir aracı kurum aracılığıyla işleme başlamak zorunda. Her ikisinin de MKK'ya arkadaşlar aracı kurum aracılığıyla başvurması söz konusu. Dolayısıyla burada İhraç şirket ya da yatırım kuruluşu MKK'ya başvurduktan sonra MKK kendilerine bir sicil numarasıyla ne veriyor elbette? Şifre veriyor. Ve burada dikkat edin, vergi kimlik numarasını Maliye Bakanlığı'ndan teyit ediyor, TC kimlik numaralarını da İçişleri Bakanlığı'ndan teyit ediyor değil mi merkezi kayıt kuruluşu? Daha sonra değerli arkadaşlar dikkat edin, merkezi kayıt kuruluşu ihraççı şirkete direkt olarak bir hesap açıyor. Yatırım kuruluşuna da arkadaşlar yatırımcı adına bir hesap açıyor. Bu şekilde arkadaşlar yani entegrasyonu, regülatör görevini kim görüyor elbette? Merkezi kayıt kuruluşu görüyor diyebiliriz değerli arkadaşlar. Yine baktığımız zaman burada ihraççı hesabı. Ne dedik arkadaşlar? Merkezi kayıt kuruluşu, sermaye piyasası araçlarını elektronik ortamda üyeler yani ihraççı, aracı kurum ve hak sahibi adına izler. Burada tabii ki ihraççı hesabı kaydi sermaye piyasası araçları için açılmak durumundadır. Tabii burada direkt olarak ihraççı hesabı, ihraççı havuz hesabı, ortak hesabı ve bilinmeyen ortak hesabından oluşuyor arkadaşlar. Eğer ihraççı yatırım fonu kurucusu olursa yatırım fonu bir neydi arkadaşlar? Mal varlığıydı hatırlayacağınız üzere. İç tüzükle kuruluyordu hatırlarsanız. Yatırım fonuna ilişkin katılma belgeleri de izahname ile ihraç ediliyor. Dolayısıyla ihraççının yatırım fonu kurucusu olması durumunda ihraççı hesapları havuz hesabı ve bilinmeyen katılımcı hesabına oluşmaktadır. Burada ihraççı havuz hesabına baktığımız zamansa kaydi sermaye piyasası araçları ihracına ilişkin geçici kayıtların izlenmesi amacıyla tutuluyor. Dolayısıyla burada ihraç edilecek kaydi sermaye piyasası araçlarının satış dönemi boyunca takibi havuz hesabında yapılıyor arkadaşlar. Ve daha önce dediğim gibi satışa konu olan tutarlar satış süresinde kaydi sermaye piyasası araçlarının satılması ile ya da satış öncesinde
ilgili hesaplara yapılacak kayıt neticesinde bu hesaplardan ne yapılır değerli arkadaşlar? Düşülmek durumundadır. Yine ortak hesabına bakalım. Burada da arkadaşlar ne dedik? İhraççı tarafından münferiden pay sahipleri için MKK tarafından belirlenen bilgilerin MKK'ya iletilmesiyle açılıyor arkadaşlar. Burada da ortak hesabına sadece borsada işlem görmeyen payların kayıtları yapılabiliyor. Yani bu hesaptaki kaydi sermaye piyasası araçları arkadaşlar, ihraççının verdiği bilgiler ışığında türleri ve hak sahipleri itibariyle nedir arkadaşlar? Tutulmak durumundadır. Bilinmeyen ortak ve bilinmeyen katılımcı hesabı, burada da kaydi dönüştürme sürecinde hak sahiplerinin ihraççı tarafından bilinememesi veya da ya da belirlenememesi durumunda arkadaşlar, bu özellikteki payların toplu olarak izlenmesi amacıyla nedir arkadaşlar? Bilinmeyen ortak veya bilinmeyen katılımcı hesabı açılmak zorundadır. O yüzden bu hesapta izlenen sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi durumunda merkezi kayıt kuruluşu kayıtlarında ne yapılmak zorundadır? Gerekli düzeltmelerin de yapılması gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi Merkez Bankası hesabı. Burada elbette Merkez Bankası adına açılan devlet iç borçlanma senedi yani DİPS genel depo hesabı olup merkezi kayıt kuruluşu nezdinde hak sahipleri hesaplarında izlenmeyen elektronik menkul kıymet transfer sistemindeki arkadaşlar bankalara ait depo hesaplarında bulunan kıymetler dikkat edin burada toplu olarak bilgi amacıyla izlenmesi açısından kullanılmaktadır değerli arkadaşlar. Tabi burada Merkez Bankası tarafından arkadaşlar iletilen bilgiler dahilinde bu kayıtlar nedir? Konsolide edilir ve bir arada tutulmak durumundadır. Yatırım kuruluşu hesabına bakacak olursak burada da değerli arkadaşlar DİPS depo hesabı işlemleri niteliğine göre açılacak havuz hesapları ve yatırımcı hesaplarından oluşmaktadır. Elbette DİPS depo hesabında EMKT sistemindeki banka hesapları, MKK nezdindeki yatırım kuruluşu hesapları arasındaki dikkat edin, DİPS'lerin aktarımında ve yatırımcılarla gerçekleştirecek alım-satım işlemleriyle göre yatırımcı hesapları ile ilgili aktarımların yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Yatırım kuruluşu havuz hesaplarına bakacak olursak burada da arkadaşlar yatırım kuruluşunun hesap sahibinin vekili sıfatıyla takas işlemlerini yerine getirmesi amacıyla kullanılmaktadır. Burada elbette yatırımcı hesabı yatırım kuruluşunun işlem yapmaya yetkili olduğu hak sahipleri adına açılmış hesaplarda oluşmaktadır arkadaşlar. Elbette burada DİPS depo hesabına baktığımız zaman arkadaşlar havuz hesaplarıyla yatırımcı hesaplarını dikkate almamız gerekiyor. Tabi burada elektronik menkul kıymet transferine yönelik de arkadaşlar sistemde de hesaplara da dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla bu aktarımlar direkt olarak yapıldıktan sonra yatırımcı hesabı açısından direkt olarak yatırım kuruluşlarında izlenmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere.